Merhabalar. Bugünkü dersimizde Scratch ile engelden kaçan araç tasarlayacağız. Bunun için giriş yaptıktan sonra oluştur sekmesine basıyoruz. Ve açılan sayfada çıkan kuklamızı siliyoruz. İlk olarak engelden kaçan araç için bir alan çizimi gerçekleştireceğiz. Bunun için kukla seç bölümünden fırça çizim aracını seçiyoruz. Ve buraya şunu sıfırlayalım. Bir çerçeve çizelim. Çerçeve kalınlığını şöyle 20 olarak bir test edelim bakalım. Şuraya dikdörtgen şeklinde bir çerçeve çizdim. Çerçeve bu ekranda çok büyük göründü. Onun için biraz boyutunu küçültelim. Evet, şu an ekrana geldi. Hemen yerleştirelim şu şekilde. Burada da çerçevenin ok işaretine tıklayarak şöyle merkeze gitmesini sağlayalım. Bakın merkezi tam merkeze denk getirdim. Burada tekrar ayarlamasını yaptık. Şimdi bu çizgi aracını alayım. Ve bununla şöyle engeller çizeyim. Şurada bir engel olsun. Şurada küçük bir engel olsun. Bu şekilde hazırladık diyelim ki. Şuraya da ufak bir tane çizelim. Evet, şimdi ikinci olarak arabamızı çizeceğiz. Yine kukla bölümünden çizim aracını açtım ve ikinci kuklamız olan aracımızı çizelim. Buraya tıklayalım. Bir renk seçelim. Aracımızın rengi şöyle koyu bir mavi olabilir. Çerçeveyi iptal edelim. Şu şekilde bir arabamız olsun. Bunu biraz küçültebiliriz. Yine şöyle getirdim diyelim ki. Hemen yuvarlak kısmını seçtim ve aracın tekerlerini çizelim. Çemberi seçerek şöyle ok işaretine tıklayıp onu seçili hale getirdim. Kopyaladım. 1, 2, 3 tane ve kopyasını çıkarmış olduk. Hemen bunları yerleştirelim. Evet, şöyle bir aracımız oldu. Şimdi bunun üzerine bir sensör takalım. Bu sensörle önündeki engeli algılasın ve ona göre de engele çarpmadan ilerlesin. Bunun için yine çubuğu seçtim, pardon. Şöyle kırmızı olsun. Bunu seçelim. Bunu iptal edelim. Evet, dikdörtgen şeklinde şuraya bir şu şekilde bir engel algılaması için bir sensör
Bakalım. Şimdi kod bölümüne geçelim. Aracımızı kodlayalım. Öncelikle aracımız yeşil bayrağı tıklandığında hareket etsin. Olaylar sekmesinden yeşil bayrağı aldık. Ve bu işlemi sürekli tekrarlayacağı için sürekli tekrarla bile onu yerleştiriyoruz. Ve en başta bir konum belirleyelim onun için. Yeşil bayrağı tıklandığında merkezde dursun, yani 0 0 olsun konumu. Ardından aracımız hareket etsin sürekli olarak. Biraz yavaş gitsin, 3 adım ilerlesin. İlerlediği zaman buradaki siyah çizgileri, kırmızı olan sensörü dokunduğunda hafif geri gitsin ve birazcık da sağ dönsün, dönüş yapsın. Bunun için kontrol bloklarından eğer ise yoğunu yerleştiriyoruz. Ve buraya algılama bloklarından bu daha önceki derslerimizde görmüş olduğumuz eğer şu renk bu renge değiyor ise şunu yap şeklinde kodlayacağız şimdi. Şimdi rengi tıkladım. Buradan bakın şu damlalığı alıyorum. Kırmızının üzerine geldim. Eğer kırmızı buradaki siyah renge, bunun yine damlalığını alalım. Şuradaki siyah rengimize değer ise hafif geri gitsin ve hafif bir dönüş yaparak yoluna devam etsin. Bunu kodlayacağız. Şimdi 3 adım geri gitsin. Eksi 3 adım geri gitsin. Eğer kırmızı renk siyah renge değerse ve hafif bir dönüş gerçekleştirsin. Şöyle yapalım. 3 derecelikte bir dönüş gerçekleştirsin. Bakalım şimdi. Evet. Bakın şimdi burada sıkıntımız ne? Şimdi robotumuz sürekli aynı noktada kalıyor. Bunun için bu geri gitmesini 10 kere tekrarlamasını sağlayalım. Geri gitmedi. 10 defa tekrarla bloğunun içine yerleştirelim. Bu şekilde. Dönüş derecesini de yine 'de bir sayı seçmesini sağlarsak daha sağlıklı çalışacak. Şimdi şöyle aldım. 3 derece dön yerine operatörler kısmından sürekli aynı yere takılmasın robotumuz diye 3 ila 15 arasında rastgele bir sayı seçip ona göre tekrarlasın. Yine dönüş derecesinde rastgele seçtiği sayı kadar tekrarlasın. Bir de son olarak robotumuzun merkez noktasını şuraya almamız gerekecek. Şurada kostümler kısmına geçiyorum. Şurada seçili hale getirdim. Bakın merkez noktasını ön kısmını ortalayarak şuraya getirirsek robotumuz daha sağlıklı dönüş yapacak ve alan dışına çıkmayacaktır. Şimdi bir bakalım hemen. Evet, gördüğünüz gibi daha düzgün çalışıyor bu şekilde.
Şimdi robotumuzun önünde bulunan bu uzun sensörün görünmemesi için kostüm bloğuna gidip onu rengini değiştirelim. Rengini beyaz yapalım. Böylece bakın burada robotumuzun önündeki sensör görünmeyecektir. Şöyle seçili hale getirip gruplandırıyoruz. Kod bölümüne geçip kod bloklarından şurada yaptığımız kırmızı rengi seçili hale getirip hemen ön kısmındaki beyaza tıkladım. Evet, şimdi bakın önünde herhangi bir sensör görünmeden robotumuz hareket etsin şimdi. Şekilde siz de kendi engelden kaçan robotunuzu tasarlayabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.